Yemek Adası'na ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle tane tane pilavıyla, muhteşem lezzetiyle, lokum gibi pişmiş etiyle tas kebabı tarifimiz var. Buyurun yapımına geçelim. Öncelikle kuşbaşı doğranmış kuzu etimiz var. Onu karıştırma kabımıza alalım. Üzerine bir tatlı kaşığı pul biber ilave edelim. Bir tatlı kaşığı kekik ilave edelim. Bir çay kaşığı kadar karabiber ilave edelim. Yarım tatlı kaşığı kadar tuz ilave edelim. 2-3 yemek kaşığı süt ilave ediyoruz. 2-3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilave ediyoruz. İyice karıştırıyoruz. Bu yemek Diyarbakır yöresine ait bir yemektir. Adı da gerçek adı Üsküre kebabıdır. Diyarbakır'a ait bakır taslar vardır, ayaklı. Onları da yapılır. Babaannem, anneannem hep bu şekilde yaparlardı. Ve malzemesi de kesinlikle bu kadardır. Diyarbakır usulü tas kebabının içine bu malzemelerden başka hiçbir malzeme girmez. Evet, şimdi buzdolabına dinlendirmeye bırakıyorum. Evet, ben denemek istiyorum. Bugüne kadar hiç içine kuru soğan katmadım, yeşil biber katmadım. İnternetlerde görüyorum içine işte patates, havuç, kuru soğan, arpacık soğan katıyorlar. Ben bugüne kadar hiç denemedim o şekilde ama bugün o şekilde denemek istiyorum. Bakayım tadı nasıl olacak. Ama gerçek orijinal tarifinde kesinlikle içine yani kesinlikle girmez yani ne biber ne de kuru soğan. Eğer Diyarbakır usulü yapmak isterseniz içine yeşil biber veya kuru soğan kesinlikle katmazsınız. Ben sadece denemek amaçlı yapıyorum bugün. Salça katanları gördüm. Kesinlikle katılmaz. Tabii yörelere göre de değişebilir. Fakat bu yemek Diyarbakır'a ait bir yemektir. Ama değiştirmişler. Ya da çok olsun diye mi artık içine havuç, patates, içine soğanlar falan dolduruyorlar. Ama gerçek orijinal tarifinde asla soğan girmez. Başka hiçbir sebze girmez. Ama bugün bakalım nasıl olacak. Soğanlar da fazla karışmasın diye iri iri doğruyorum. Hani sevmezsek çıkarırız diye. Bu şekilde karıştırıyorum. Perde pilavı yaptığım bir bakır kabım var. Onun içine dolduruyorum. Evde küçük borcamlarınız varsa tas şeklinde onu kullanabilirsiniz. Metal şeklinde tasınız varsa onu kullanabilirsiniz. Veya emaye çukur bir kabınız varsa onu kullanabilirsiniz. Evet, içine kesinlikle su kaçmaması lazım. 2 su bardağı su ilave ediyorum. Hemen ocağın üzerine bırakıyorum. Üzerine mutlaka bir ağırlık kapatmam lazım. Çünkü suyu vakum gibi çeker etler içine. Ağırlığı mutlaka kapatmamız gerekiyor. Kesinlikle içine su kaçmaması lazım.
buharda pişiyor bu yemek çünkü. Evet, bu şekilde kaynamaya başladıktan sonra altını kısıyoruz. Yarım ateşte 1 saat boyunca pişiriyoruz. Evet, suyunun renginden, kokusundan da belli ki etlerimiz pişmiş, lime lime olmuş içinde. Biz az kişi olduğumuz için küçük bir kase pirinç yıkıyorum, süzüyorum ve kaynamakta olan suya 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Yıkayıp süzmüş olduğum pirinci etraflarından bu şekilde döküyorum. Pirinci kesinlikle lapa olmaması lazım. Tane tane olması lazım. Çünkü bu yemeğin özelliği kesinlikle pirinçlerin hamur olmaması lazım. Ben görüyorum internette yapıyorlar ama yani lapa lapa yenilecek gibi değil. Bakın şimdi nasıl güzel pilav pişer görüyoruz. Evet, kontrol ediyorum ara ara. Eğer siz fazla yapmak isterseniz 4 su bardağı su ilave edersiniz ama asla içine suyunu kaçırmazsınız. Pirincini de 2 katına çıkarırsınız. Biz az kişi olduğumuz için, kalabalık olmadığımız için az yapıyorum. Pirincini o yüzden az kullandım. Evet, tane tane oldu. Görüyorsunuz. 20 dakika kadar dinlendirdim ben pirinçleri. Üzerine bir havlu kapattım. 20 dakika demlendi. Şu anda tane tane oldu. Muhteşem bir tas kebabı oldu. Evet, ilk sıcaklığının çıkmasını bekledim. Henüz çok sıcak çıkaramıyorum. Evet, etrafındaki pirinçleri arındırıyorum. Tane tane görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, çıkarıyoruz. Ne kadar güzel piştiğini de görüyorsunuz. Çok lezzetli bir yemek. İlk defa kuru soğan kullandım içinde. Çok güzel olmuş. Yapacak olanlara afiyet şifa olsun. Eğer buraya kadar da izlediyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı ve abone olursanız da çok seviniriz. Evet, bugünkü tarifimiz tas kebabıydı. Diğer ismi üsküre kebabı. Ne kadar kolay yaptığımı da gördünüz. Herkes yapabilir. Ve çok sağlıklı. Buharda piştiği için, kızarmadığı için nefis bir sağlıklı geleneksel yemeğimiz. Dediğim gibi kuru soğan katmak arzuya kalmış. Orijinalinde kesinlikle kuru soğan katılmaz. Biber katılmaz. Denedim, güzel oldu fakat gerçeğinde katılmıyor. Evet, çok nefis, çok lezzetli bir yemek. Yapacak olanlara afiyet olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalınız.